Adım Berat Işık. 1976 yılında Diyarbakır'da doğdum. Üniversite öncesi tanıştığım kavramsal sanat işlerimin ana eksenini oluşturdu. Çalışmalarımda ağırlıklı olarak video kullanıyorum medyum olarak. Farklı farklı birçok enstrüman kullansam da ağırlıklı olarak kendimi video sanatçısı olarak tanımlıyorum. 90'lar Türkiye'sinin içinde bulunduğu durum genel olarak işlerimin ana eksenini oluşturuyor ve birçok çalışmam bir şekilde bu durumdan etkilendi. Azınlıkların içinde bulunduğu hassas pozisyonun altını çizmeye çalışıyorum. Bunu yaparken oldukça hassas yaklaşıyorum. Saha Stüdyo'da gerçekleştirdiğim proje Dancer in the Dark adlı 2003 yılında yaptığım bir video projemin bir şekilde vücuda bürünmüş hali. Görüntüsü olmayan, sadece karanlık bir ekrandan Kürtçe bir sesin bize seslendiği bir video Dancer in the Dark. Saha Stüdyo'da bu çalışmayı bir şekilde yeniden ele almak istedim. Normalde biliyorsunuz hareketli görüntü 25 tane fotoğraf karesinden oluşur çekilen formata göre. Bu videoda 2 dakikalık bir video ve 3000 kareden oluşuyor. Bu projede ben bu 3000 karenin 13 parçasını bir şekilde o akan görüntünün içinden söküp alıp stüdyoya yerleştiriyorum. Bunu bir heykel olarak tanımlamıyorum. Bir enstalasyon olarak da tanımlamıyorum. Sadece o videonun bir çeşit zuhuru olarak tanımlıyorum. O yüzden işin adını Dancer in the Dark zuhur diye, daha doğrusu karanlıkta dans zuhur diye bir ek yaptım işin adına. İş videodan bağımsız değil, kendi başına da bir şekilde var olabiliyor ama bir şekilde videoyla da bir ilişki kurması gereken bir yapıya sahip. Akışın içinden sanki sökün edip etrafa saçılmış gibi bir etki yaratmasını istedim. Malzeme olarak bazalt taş kullanıyorum. Bazalt taş Diyarbakır'a özgü bir malzeme. Çeşitli medeniyetler kurulurken bu taşlardan faydalanılmış. Surlar, eski camiler, kiliseler, evler hep bu taşlardan yapılmış. Çocukluğumdan beri içinde olduğum, içinde büyüdüğüm bir malzeme aslında. Bu videoyu dönüştürme veyahut videoyu bükme diye tarif ediyorum ben. Videoyu bükme durumu için çok uygun bir malzemeydi bazalt. Çünkü bazalt da dönüşen bir malzeme. Yani lav jel haldeyken sıvıyla veya havayla temas ettikten sonra yavaş yavaş katılaşıp bazalta dönüşüyor. İki iş sergiliyorum stüdyoda. İki işte daha önce yaptığım videoların bir şekilde dönüşümü veya bükümü üzerine kurulu. Ben burada insanları kullandım bu videoda. 30'dan fazla insan ekran karşısına geçip yanaklarını şişirip nefeslerini olabildiğince tutarak dayanabildikleri son noktaya kadar dayandıktan sonra hızlıca nefeslerini bırakıyorlar. Burada yaşam, ölüm, insanın aslında zayıflığı ve gücünü nefes üstünden anlatmaya çalıştım. Bu stüdyoda bu videoyu şu şekilde hayata geçirdim tekrar. Genellikle videoda oynayan insanlar figüran gibidir, bir obje gibidir aslında. Anlatmak istediğimiz fikri bize aktarmak için kullanılırlar. Bu yüzden kimse isimlerini bilmez çok özel videolar dışında. Bu beni biraz rahatsız ediyordu bu mesele ve bu işi de kelebek etkisi star diye dönüştürdüm. Butterfly Effect Star diye. İşte oynayan insanları bir şekilde tırnak içinde star mertebesine yükseltmek istedim. Bunu yaparken de oynayan kişilerden bazılarının doğum tarihlerinde çıkmış bir sinema dergisinin birinci sayısının kapağına onları taşıdım. Birinci sayı ve o kişinin doğum tarihiyle iki doğumu birleştirmiş oldum bu projede. Bunu yapmak için başka bir sanatçıyı davet ettim bu işin içine. O onların resimlerini o dergi kapaklarına Alican Leblebici'den aktarmasını rica ettim. Böylece iki sanatçının bir araya geldiği ayrı bir şeyden yeni bir doğum gerçekleşmiş oldu. Bu dergileri yıllar içinde sahaflardan topladım. Özellikle bazılarının işte üstüne isimler yazılmıştı, işte notlar alınmıştı. Bu da o dergilere ayrı bir anlam, ayrı bir katman ekledi.